Efendim hoş geldiniz. Alo. Alo. Buyurun dinliyoruz sizi. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Ya çok özür dilerim. Biraz önceki hanımefendinin durumundan sonra benimki biraz hafif kalıyor ama Olabilir, çok üzüldüm herkesin derdi hiç önemli değil. Her dağın kendine. kendine göre karı var. Bu da sizin derdiniz. Buyurun. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Ben yaklaşık 2,5-3 yıldır evliyim ya. Biz severek evlendik. Hı. Benim eşim benden habersiz sürekli para veriyor. Kuzenleri olsun, annesi olsun, babası olsun. Hani kızdığımdan değil ama bana hiç danışmıyor. Hiç fikrimi almıyor benim. Peki sizi zor duruma düşürüyor mu onlara para vermesi aile bütçe açısından? Ya şöyle zor duruma düşüyorum. Hani benim mesela bir özel günüm oluyor. İşte çocuğumun özel bir günü oluyor. Ondan mesela para istediğim zaman bana hep şey yapıyor. Hani Vermiyor. işte çok gidiyor. Öyle olmaz. Şu kadar harcayalım falan. Ama hep dışarıya olsun, onlara verelim, bir şey olmaz falan gibi Eşiniz davranıyor dışarıya bana. bonkör, size karşı cimri. Aynen öyle. Ama şimdi bir de şöyle düşünelim. Yani tabir olarak söylüyorum. Biri yer biri bakar, kıyamet Kıyamet bundan ondan kopar. kopar. Şimdi etrafta diyelim ki bilmiyorum eşinin verdiği kişileri ama ben genel konuşayım. Eğer çevresinde annesi, babası, kardeşleri sizin kadar, siz de zengin değilsiniz belki ama sizin kadar rahat para harcayamıyorsa onlara sizin için ne bileyim bir şu parası, bu parası olabilecek bir parayla onlar belki bir 10 gün, 15 gün geçirecekler. Çok para vermek demedim. Az dahi olsa gönlünüzden ne kopuyorsa onlara para vermesini ben istiyorum. Ama gelelim yani bu en yakınlarına olur. Anne, baba, kardeşler, işte ne bileyim yani birinci derecede akrabalar ama her önüne gelene değil. Mümkünse değil. Çünkü siz de gani gani para kazanıp da gani gani dağıtıyor Bir de olmazsınız. evdekini yani zor duruma Şimdi onu sokmadan da değil mi? söyleyeceğim. Tabii o onları görünce eşin senin çocuğun doğum günü için işte şu yeri kapatalım ya da şu masaları ayıralım. Çocuklara işte şöyle yapalım. İşte şu seyahate gidelim filan. O diğerlerinin çektiği sıkıntıları görünce bunlar ona lüksmüş gibi geliyor olabilir. Bak olabilir dedim. Ya da çok egoisttir. Sana parası yoktur. Herkese vardır. Bunu da gördük. En önemlisi sana niye söylemiyor? Çünkü senin kızacağını biliyor. Kızdığın zaman o diyor ki kendi kendine şimdi bunu söyleyeceğim 10 tane laf işiteceğim. İyisi hiç söylemeyeyim ruhu bile duymaz. Ama o Tabii. kişilerden birinden sen duyduğun zaman böyle en son duyan sen olunca sinirleniyor kadınlar. Yani vermesine karşı değilim ama niye kardeşim bana söylemiyorsun da ben ne benim kocam paramı vermiş deme. Sen de hep böyle pişkin pişkin aa ne olacak canım falan dersin yaz kafanın bir tarafına. Eve gidince sor ya Ahmet sen falancaya filancaya para mı veriyorsun? Kardeşim ver ama bana da söyle. Ben zor durumda kaldım. Ne aldı, ne kadar verdi diye sakın sorma insanlara. Kocanla konuş. Kızmanın da sınırları var. Ne yaparsın biliyor musun? Şuraya kadar, buraya kadar verebilirsin. Buna hiçbir şey söylediğim yok. Ama bizim seyahat paramızı kalkıp da falancalara filancalara dağıtıyorsan o zaman kızarım. Anlatabiliyor muyum canım? Anlıyorum. Ama işte benim hani daha sonra kendisinden de aslında haberim oluyor. Böyle bir Ha, o ortak sonra yerde söylüyor. tanışıyor. Sonra söyle işte iş geçtikten sonra haberim oluyor. Kızdığım nokta da o benim. Ama Ama işte zaten sana senin abla söyledi. Neden mani söylemiyor o anda? Siz sen bağırıp kızarsın çağırmayın diye. diye. Evet. Peki lütfen bu taktiği uygulayın. Bakın çok da önemli kritik de bir şey söyledi. Bazen X kişiler söyler mesela. İşte atıyorum Ahmet bize para verdi. Sen de onun Allah eşisindir. razı olsun Aa der ne kadar teşekkür et. verdi demeyin diyor. Deme. Hep kocanın tarafında ol. Ne olacak canım rica ederim falan filan. Lafı Ay hep kurgu. geçiştir. E ne yapacaksın şekerim? Teşekkür ediyoruz Şu size. andan kan gelse şurup içtim diyoruz. Yani kol kırılır yerin içinde Necip, gibi aslan laflarımız Mehmet'im bunlar. o verir yani. Biz evde açlıktan ölelim. Ben ne dedim? Ölecek kadar Eve gelince demedim. senin kafanı kıracağım içinden de. Canım benim iyi ki Karşındakine verdin söyle. canım. İşte şimdi burada ne kadar iyi etmişsin hayatım. Çok memnun oldum. Ay hayal. Kusura bakma sinirimiz bozuldu. Hani tıslayarak konuş diyorum Tıslayarak işte tam konuşma. tıslama yere. Vallahi yani Ya. hayat var ya yani hep şeyden ibaret.
Taktik diyeceğim. Taktik. Hayatta tutunamazsın başka Vallahi türlü. Vallahi taktik. Yani düşmanın olur. Ay adam çok iyi ama kadın çok sinir derler. Halbuki sen de Tabii. çok iyi insansın ama sen daha akıllıca düşünüyorsun. Bu arada da adamların şunu dediğini de biliyor. Ben kazanıyorum, ben veririm. Sana ne? Diye veriyor. Sence ödemeye hakları Hayır, var mı? Hayır, hiçbir hakkı yok. Yani sen o kadın para... alacaksın. Evde 3 tane, 4 tane çocuk doğuracaksın. Nur, her kimin türlü parası olursa yapacak. Olsun, kim kazanıyorsa yok böyle bir şey. Yok, bizim aynen. paramız. Bizim paramız. Şekerim, bizim paramız, o yüzden bana haber vermek zorundasın. Bana haber versen iyi olacak.